Evet kızlar, uzatın bakın fasulyeleri önünüzdeki. Al baba. Sağ ol bir tanem. Ayla. Anne, yarın saçımı eskisi gibi örer misin? Bence anne yarın sizin saçlarınızı rüçhan korman topuzu yapsın. O nereden çıktı? Şimdi Defne üzülüyormuş ya, kiraz gibi resim çizme yeteneği yok diye. Hani bir benzerlik olur dedim ya, babaannelerine benzerler bari. Laf. Topuz yapmak yetenek mi oğlum? E yetenek tabii. Yakıştırmak da ayrı yetenek değil mi kızlar? Evet babaanne. İyi yaparsınız topuzu, dizilirsiniz arkama rüçhan kormanın askeriyiz diye. Ben buldum. Ben sizin üstün yeteneğinizi buldum. Buldum madeni. Hazır mısınız? Geliyor. Benim kızlarımın üstün yeteneği savaşçılık. Evet. Hepiniz Amazon kızları gibisiniz ya. Türkan, sen, Defne, Kiraz. Benim kızlarımın üstün yeteneği bu. Ha, bir de hepiniz aynı topuzu yaptığınızda bir örnek mesela. Mükemmel olur. Ben de mi yapacağım? Evet, sen de yapacaksın. Aa, bu arada müjdemi isterim. Ne müjdesi? Bugün biz Türkan'la nikah günümüzü aldık. Anne! Vallahi sürersiniz gelin kaynağına savaş boyalarınızı, gelirsiniz artık. Oğlum bak, benden düğün müyüm bekleme Allah aşkına. Aa yok öyle anneciğim. Bu arada hazır ol, biz seninle gidip Türkan'ı isteyeceğiz. Yok artık. O yüzden dedim savaş boyalarını sürersiniz diye. Ha bu arada aynı topuzu istiyorum. Kızlar siz de. Rüşan Hanım'ın size gelişi, arkamda duruşu öyle iyi hissettirdi ki bana. Beklemiyordum, şaşırttı yine. Annen neticede. Benimle de konuştu. Korkmayın, ben arkanızdayım dedi. Neyse ki bize inanıyor. Ama ben korkuyorum Kartal. Sevile'nin bir çocuğumuz olacağını öğrenmesi hiç iyi olmadı. Somer de aynı fikirde. Yani Sevile çok büyük bir tehdit, özellikle Efe için. Evliliği geciktirmeyin diyor. Babam ne diyecek bakalım. Canım. Zaten o istedi bir an önce evlenmemizi. Ben yarın gideceğim yanına, konuşacağım tekrardan bu işi hızlandıralım diye. Biz de konuştuk biraz. Ama aramızdaki buzlar eriyecek gibi değil. Eriyecek. Sadece birazcık zaman. Bizim küçük kızımız ne yapıyor? Bulantılarla yüzüyor mu seni? Kız mı olacak diyorsun? Bilmem, öyle geldi içimden. İyi kızımız. Abisiyle babasına kavuşacağı günü bekliyor. Şu an yanınızda olmak için neler vermezdim biliyor musun? Uzansaydım şöyle yanına. Yüzünü okşasaydım. Sabaha kadar sarsaydım seni. Gözlerine baksaydım ben de. Saçlarını koklasaydım, sen göğsümde uyusaydın. Öylece kala kalsaydık. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Annene beni istemeye gideceğinizi söylerken ciddi miydi? Evet. Gayet ciddiydim. Hatırlarsan ben seni istemeye gelememiştim. Şimdi yaşayamadığımız heyecanları yaşayabileceğiz. Heveslerimizi, hayallerimizi yaşamaya kocaman bir fırsatımız var.
Nasıl yani, böyle yeni evlenecek çiftler gibi mi? Türk Hanım, biz seninle yarım kalan bir hikayeyi tamamlamıyoruz. Yepyeni bir sayfa açıyoruz. Ama eve geldiğinizde öyle ayakkabılarınızla içeri girip halıya falan basmayın, tamam mı? Rahmetli annem çok sinir olmuştu annene. Tamam, ben basmam. Çıkarırım ayakkabılarımı, söz, ama annem için söz veremiyorum Uğurcan Korman, biliyorsun. Alırız çiçeğimizi, çikolatamızı. Kızların da topuzunu yaparız. Dikeriz annemin arkasına. Çalarız kapınızı. Tabii. Çalacak bir kapımız. Hala satılmamış bir evimiz ve bana hala babalık yapan bir babam olursa. Türk Hanım, et tırnaktan ayrılmaz. Eminim şu an babanın da içi için yiyordur. Kızsa da etse de sizden geçemez ki o. Sen yarın gidersin, babanın karşısına geçersin, sakince konuşursun. İlla ki önce sitem edecektir, kızacaktır. Ama dayanamaz, kıyamaz sana. Hem özlemiştir seni, ben biliyorum Sadık babayı. Kıyamaz değil mi? Özlemiştir. Özlemiştir tabii ki Türkan. Sen özlenmeyecek insan mısın? Senin sevgin güzel, şiddetin ayrı güzel, bambaşka bir şeysin sen. Bu arada Rüşen Hanım'a da üzülüyorum yani, Özer Bey'le tam mutlu olacakları zamanda. Evet, o durum benim de canımı çok sıkıyor ya. Yani her şey yoluna girerken babam saçmalamaya başladı. O kadın etrafta olduğu sürece bizimkilere huzur yok. Ama Kartal gereğini yapacak. Ne yapacak? Yapacak işte bir şeyler. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.